Cumhuriyet TV'den herkese merhabalar. Son dönemde kara para aklama iddialarıyla fenomenler mercek altına alınırken son olarak Ece Ronay gözaltına alındı. Kısa zaman önce güzellik merkezi kurşunlanan ünlü fenomen Ece Ronay'ın gözaltına alınma nedenlerine ilişkin avukat Figen Çalıkuşu ile konuşacağız. Sayın Çalıkuşu, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Sayın Çalıkuşu, şimdi ünlü fenomenler uzun zamandır mercek altında inceleniyor. Kara para aklama iddialarıyla soruşturmalar geçiriliyor. Peki Ece Ronay'ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Son olarak gözaltına alındı. Ece Ronay'ın gözaltına alınma nedenleri nedir sizce? Vallahi bunları benim bir takip ettiğim bir konu değildi, biliyorsunuz. Bu birden bizim önümüze düştü, yani Türkiye kamuoyunu ilgilendirir bir hal aldı fenomenler. İşte ünlüsü Dilan Engin Polat çifti. Ve onun üzerine de garip bir şekilde 600 kişi gibi bir rakam da verildi emniyet yetkilileri tarafından. Tabii bunları garipsiyorum, yani şaşırarak izliyorum. Ece Ronay'ın şimdi haberlerden ancak gördüğümüz, yani açık kaynaklar neyse onun üzerinden değerlendirme yapabiliriz. Dosyayı bilmiyorum çünkü, ama buradan anladığımız bir iş yerini kurşunlatma, yani eski eşinin iş yerini kurşunlatma iddiasıyla gözaltına alındığı söyleniyor. Ama bu daha öncesinden de devam eden bir durum, biliyorsunuz. Onun da iş yerleri kurşunlatılmıştı. Bir galeri, aynı zamanda bir de gene eski eşinin güzellik salonu varmış. Onu da öğrendik. O da kurşunlatılmıştı. Yalnız burada tabii dikkat çeken havada uçan iddialar. Yani birbirlerini karşılıklı olarak kara para aklamakla, mal varlığı kaçırmakla vesaire suçlamalar var. Bunlar dikkat çekici. Bu anlamda, yani belki tehdit, belki mala karşı işlenen suç, mala zarar verme anlamında işlenen suç gibi düşünülebilir atılacı suçlar. Belki de bir organize faaliyet olarak, yani organize bir suç olarak da karşımıza çıkabilir. Dosya şu anda yeni, sürece göre değerlendirme gene yapılır. Peki Sayın Çalıkuşu, Ece Ronay tekil bir örnek değil. Daha önce de sizin de az önce söylediğiniz gibi Dilan Polatlar vesaire pek çok fenomene bu suçlamalar yüklenmişti ve soruşturmalar açılmıştı. Peki sizce son dönemde kara para aklama iddialarıyla açılan bu soruşturmaların artma sebebi nedir? Şimdi bakarsanız mesela gene haberlerde İş yerinde elde edilenler arasında bir takım silahlar, işte fişekler vesaire geçiyor. Ama bir hassas terazi gibi bir şey de gördüm Ece Ronay'ın iş yerinde ya da başka diğer öbür anılan 5 kişinin iş yerinde. Tabii hassas terazi şunu düşündürür, bir kuyumcu dükkanı değilse genelde bunlar uyuşturucu suçlarında kullanırlar. Tabii başka amaç da olabilir. Onu da dosya kapsamında ilerleyen aşamada göreceğiz. Bunu neden söylüyorum? Şimdi bu kadar kolay para kazanma, bu kadar rahat harcama ve tabii ki akabinde de böylesi bir parayı arkasına alıp güç devşiriyor. Yani güç sahibi görüntüsü verme pek sıradan işler değil. Yani her para sahibi olan böyle silahlı külahlı işlere de girmiyor. Burada bakın 15 Temmuz sonrasında ilk çıkan yasadır. Yani bu parayı kaynağını sormadan getirme ve bu bayağı bir sürede uzatıldı, farkındaysanız. Zaten o yüzden de pek çok kırmızı bültenle arananlar, bir takım uyuşturucu baronları, bir takım kaçakçılar da Türkiye'yi mesken tuttu. Ve hatta bunlar vatandaşlık alanları gördük, silah ruhsatı alanları gördük. Bu bize nasıl bir iklim oluşturdu bizim ülkemizde? Kara paranın kolaylıkla dolaşabileceği bir iklim oluşturdu. Şimdi kara parada neye ihtiyaç vardır? Kara para geldiği zaman, kaynağı belirsiz, nasıl elde edildiği bilinmeyen bir para geldiği zaman bunun tedavüle sokulabilmesi için, ya yani aklanma kısmı, işte kara paranın aklanması suçu deniyor ya. Aklanma kısmını görüyoruz biz burada. İşte açılan güzellik salonları, alınan arabalar, işte o sosyal medyadaki reklama dair harcanan giderler vesaire. O aklanmayla ilgili kısım. Mutlaka bunun gerisinde böyle bir para kaynağının nereden geldiğinin bulunması gerekiyor, saptanması gerekiyor.
Bakın Dilan Polat ve Engin Polat davasında bugün bir haber gene okudum. Evet. Mesela Veysel Şahin'le bir kişinin daha, Derkan soyadını hatırlayamayacağım, bir kişinin daha kara para aklanması suçlamasıyla ilgili olarak soruşturmaya dahil edildiği, evet, söylendi. Şimdi biz bunlardan ne görüyoruz? Demek ki ülkede böyle bir yapılanma, yani bir değil, iki değil, üç değil, 600 kişiden bahsediliyor. Ve bu kişiler sosyal medyada herkesin önünde bunları yapıyorlarmış. Yani bizim takip ettiğimiz bir şey değil, ama demek ki bu para, harcanan bu para ve bu faaliyetlerin korunacağı, yol verileceği bir dönemden geçmişiz. Ki bu kadar rahat, bu kadar çekinmeden suç işleyebilmeyi, rahat rahat böyle sokaklarda galeriler, iş yerleri falan kurşunlatacak hale gelecek kadar kendinde cesaret görmeyi sağlayan bir ortam olmuş. Ve onlar da bu ortamda yeterince sömürmüşler, yer edinmişler. Ama şimdi bakın, istihap haddi doldu. İstihap haddi doldu ve çok önemli başka bir şey var. Ben bunu hep anlatıyorum. Avrupa Birliği Türkiye raporunda da var. 2023 yeni yayınlandı. O raporda da var. Gri listeden çıkmamız gerekiyor. Gri listeden çıkamadığımız sürece, işte o Mehmet Şimşek'in, Gaye Hanım'ın, Hakan Fidan'ın bütün çabaları bir neticeye varmıyor. O gri liste ne demek? Türkiye'de yolsuzlukların yapılabildiği, bu tür kara paraların korunabildiği, izinin kaybedilebildiği ve bunun da tabii ki yöneticiler, yani siyasi otoriteler, bürokrasi tarafından da ve yargı ayağında da korunduğu anlamı çıkıyor. O zaman Türkiye'de de bir ticareti sağlayacak, yatırımı sağlayacak ilişkilere de izin verilmiyor. Biz şu anda mercek altındayız. Bundan çıkabilmek için Avrupa Birliği ilerleme notunda, eski adıydı, Türkiye raporunda şöyle bir şey rastladım. Üst düzey siyasi taahhüt verildi. Yani kara parayla mücadele konusunda üst düzey siyasi taahhüt verildi. 2023 raporunda var. O zaman şunu anlıyoruz. Bunu pek isteye isteye yapmadılar ama para yok. Böyle bir taahhüt verdiler. İstihap haddi doldu. Türkiye artık her gün, biz paylaşmaktan yorulduk. Her gün birileri yakalanıyor. Bugün de farklı farklı iki isim vardı, görmüşsünüzdür. Birisi Çin vatandaşı, birisi İngiliz vatandaşı vesaire. Dolayısıyla biz Türkiye'de bunları çok konuşmamıza bir dönem hiç izin vermediler. Şimdi patır patır önümüze dökülüyor ama uluslararası denetim mekanizmaları bunları hepsini mercek altına alıp raporlamıştı zaten. Bu tarzlarına uygun olarak ve sanki kendi dönemlerinde yaşanmamış gibi, sanki yeni bir iktidara gelmişler, yeni bir temizlik harekatı başlatılmış gibi bir hareketlilik içinde olduklarını görüyoruz. Öncesindeki sebepleri de kendileri yaratmışlardı. Böylesi bir iklim bu şekilde kolayına oluşmaz. Bir hukuk devleti iseniz, kurallarınız çalışıyorsa, yargınız bağımsızsa, güvenlik bürokrasisi böyle işlerle ilgili değil de görevini yapıyorsa bunlar oluşmaz. Ama biz bunları arka arkaya görüyoruz. Ayhan Bora Kaplan, işte Ankara'da o, İstanbul'da o, efendim adliyede savcının ihbar dilekçesi, rüşvet yiyen savcılar var vesaire. Böyle bir dönemi yarattılar. Evet. Şimdi bunu temizleme gereğini hissediyorlar ve biz bunları sıklıkla görüyoruz. İstihap haddi doldu bir. İkincisi, para bitti, deniz bitti, kaynak bitti. Mecburen bunu yapmak zorundalar. Peki Sayın Çalıkuşu, şimdi az önce de ifade ettiğiniz kara para aklama suçlarının oluşması için bir ortamın oluşturulduğundan bahsediyorsunuz. Peki bu ortam ne zaman ve nasıl oluşturuldu öyleyse? Bakın ilk 2016'da bu darbe kalkışması sonrasında böyle bir yasa çıkarıldı. Yani kaynağı belirsiz parayı Türkiye'ye getirebiliyorsunuz. Türkiye'ye getirdiğiniz zaman o para girişlerine size sorulmuyor, nereden getirdin. O paranın kaynağını belirtmeden, hatta belli bir süre bankalarda tutarsanız sizden bir kuruş vergi dahi alınmıyor. İşte burada hangi para gelir? Size şöyle, yani izleyicilerimize şöyle anlatayım. Siz evinizin kapısını açtınız. Gelsin herkes eve dediniz, gelebilir dediniz. Ve kontrol etmiyorsunuz. O evde artık siz dirlik, düzen, huzur,
sağlık bekler misiniz? İşte biz bunu yaşadık. Bu 2016'dan itibaren bu yasalar uzatıldı, yeni süreler verildi ve o sırada bu tür suçların işlenebileceği mümkün bir ülke haline getirildi. Ve o süreçten sonra da başlatılan iklimde bu devam etti. Bu böylesine evini açan, her türlü girişlere imkan tanıyan anlayış demek ki bir kuralsızlık istiyor. Bir tercihi kurallı bir devlet yönetimi değil, bir suç ekonomisi. Suç ekonomisi üzerinden para devşirilebiliyor demek. Birileri para kazanıyor, buna izin verenler, buna yol verenler, bu imkanı sağlayanlar da kazanmış oluyor. Bu bir tercihti ve bu tercihin uygulandığını biz nasıl görüyoruz? Bu kadar suç, çeşit çeşit suç ve bu kadar suçlu bu ülkede ne arıyor? Siz evinizin kapısını açmazsanız gelirler mi? Gelebilirler mi? Biz neden güvenlik alıyoruz kendi içimizde? Devleti de aynı öyle düşünün. Ülkeyi de aynı öyle düşünün. Neden güvenlik teşkilatı var? Geleni gideni istihbarat neden var? MASAK neden var? Yani uluslararası eylem gücüne, mali eylem gücüne dahilsiniz. Şimdi siz bunları yaparsınız ama bakın uluslararası mali eylem gücü dünyanın her tarafında bu tür kara paranın takibini sürüyor. Ki kendi ülkelerini, hukuk devleti olan ülkeleri de koruyabilmek adına yapıyorlar. Maalesef böyle bir dönemden geçtik. Bu bir tercihti. Diyorsunuz ya nasıl oluşturuldu? Evet. Tercih edildi. Suç ekonomisi tercih edildi. Şimdi bundan döndüklerini görüyoruz. Neden dönüldü peki? Şu an neden böyle bir karar alındı öyleyse? Az evvel söylemiştim. Bu yani mesela bir yarışma vardı, bir espri olsun diye anlatayım. Volkswagen'e kaç kişi sığabilir? 27 kişi sığabildiğini görmüştük. Buna 30 falan olmuyordu değil mi? Yani her şeyin bir istihap var, bir. Çünkü siz artık suç ve suçlularla anılan ülke haline geldiniz. Kendi vatandaşınızın güvenliğini koruyamaz oldunuz. Buralara yerleştirdiğiniz insanlar sadece kendileri gelmedi. O baronlar sadece kendilerini getirmediler buraya. O baronlar aynı şekilde paralarını da getirdiler. Dünyada kaçtıkları yerde yapamadıkları icraatlarını burada yapar hale geldiler. Bu bir yerleşik uygulama haline geldi ve bu bakın Türkler de yapar oldu. O paralar yurt dışından geldiğinde kullanılan insanlar oldu bu fenomenler. Yani sanmayın ki ben hepsi için tabii ki söyleyemem. Her birinin dosyasına bakmak lazım ama görüntü bunu ifade ediyor. Fenomenler birilerinin paralarını aklayan insanlar olarak karşımıza çıkıyor görüntüde. Şimdi birinci sebep bu. Artık bundan dönmek gerekiyor. Ama çok daha önemli ikinci sebep bizim uluslararası itibarımız kalmadı. Biz ticaret yapamayan, hukukun öngörülebilir olmadığı, hukuk devleti olarak anılmayan bir ülke haline geldik. Ve bir taahhüdümüz var, gri listeden çıkma taahhüdümüz. Çünkü biz gri listeden çıkamazsak, bizi dark gri dedikleri listeye alacaklar, ondan sonrası da kara para. Bakın gri liste öyle hafife alınacak bir durum değil. Sizin bütün ticari hayatınızı ülkenin kitleyebiliyorlar. Avrupa Birliği ülkeleri, ben Türkiye'de ticaret yapmak isteyen bir şirket olarak çıktığımda Avrupa Birliği mevzuatına göre bana diyorlar ki bak orası gri listede. Ve sen buna rağmen ticaret yapacaksan sana bir yükümlülükler listesi veriyorum. Bu yükümlülüklere uyarsan ancak yapabilirsin. Dolayısıyla kimse ticaret yapmayı tercih etmiyor. Yatırım yapmıyorlar. Biz neye ihtiyacımız var? Naslarla yönetilen ülke, üretmeyen ülke, koca Anadolu'su ekilmeyen ülke olarak bizim ne ihtiyacımız var? Paraya ihtiyacımız var değil mi? O para gelmiyor. Arap ülkelerinden bile gelmiyor. Sebebi bu. Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Çalıkuş'u aktardıklarınız için. Var mıdır eklemek istediğiniz bir nokta acaba? Yok, siz gayet isabetli sorular sordunuz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz tekrar aktardıklarınız için. Evet, son dönemde kara para aklama iddialarıyla gözaltına alınan fenomenlere ilişkin avukat Figen Çalıkuşu'yla konuştuk. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.